Rüyasında vurulduğu kızın Aslan Bey olduğundan habersiz, onunla yarışmaya hazırlanıyordu. Pınara kadar atlarınızı dört nala sürün. Suya ilk varıp bir yudum içene bir kese altın vereceğim. Kasım'a yarıştır bakalım yiğitleri. Ferman efendimizindir. Pınar'ın başına Kerem'den önce gelen Aslan Bey, Hakan oğlu olduğu için kendisine Kerem'in bilhassa yenildiğini anlamıştır. Ne demek istersin bu türkü yakışında Kerem? Yüreğimdeki sevdayı dile getirdim beyim. Her gece düşüme bir güzel girer. Saçları gece gibi kapkara upuzun. Gözleri seninkiler gibi masmavi. Sabahlara dek el ele yürür, göz göze bakarız bir masal bahçesinde. Aslında onun kadar güzel, onun kadar işten bakan başka bir kız yoktur ki. Benim de düşlerimde biri var. Üstelik yüzünü gördüğüm, sesini duyduğum, elini tuttuğum biri. Ama ne çare, ben de bir türlü erişemem ona. Hiçbir zaman da erişemeyeceğimi bilirim. Ağlama beyim, sevdiğin neredeyse arar bulurum ben. Kaf dağlarında duvar bile örseler, deler geçerim senin için. Eksik olma Kerem, sağ ol. Ama ne yapsam boş. Aramızdaki engel Kaf dağından da beter, daha da aşılmaz. Ben de senin gibi sevdalıyım işte. Ben de senin kadar yalnızım. Neden diye sorma, söyleyemem. Yüce Tanrı senin bu ellerini kılıç tutmak ve de ok savurmak için yaratmadı.
yeri göğü yaradana niçin karşı koyarsın? Aslı kızım, bundan böyle sen gergef tutacak ve nakış işleyeceksin. Bu Tanrı'nın buyruğu. Demek düşlerime giren sen. Bunun için sabahlara kadar Tanrı'ya yalvarırdım Kerem. Şükürler olsun Tanrı'ya ki dualarımı kabul et. Thank you.